Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Ronin Arslan. Bugün Metin 2 Play Server tanıtımını yapacağız. Evet, gördüğünüz gibi 22 dakika, şu an itibariyle 21 dakika sonra Metin 2 Play açılıyor. Tabi ben bu videoyu yüklendiği zaman siz belki oynuyor olacaksınız. Onun dışında arkadaşlar, hemen Server'ın tanıtımını kısaca yapmak istiyorum. Evet, 5000 lira turnuva, Lonca turnuvası ödülü, 500 lira VS turnuvası ödülü. Bu bireysel oyuncular için güzel, 500 lira güzel para. 5000 TL güzel para. Neyse. 1,99 orta emekli adlandırılmış bir soru. Fakat biz buna orta emekli, zor emekli. Şimdi ona karar vereceğiz. Çünkü bazen işleri zorlaştıran şeyler oluyor. Mesela gözüme çalınan ilk şey, Revit yeniden doğuş sistemi. Bu bana göre bir zorluktur. Bayağı bir zor sistem. Farklı sistemlerde arkadaşlar 10 derecesi var bunun. 10. seviyeye kadar Rebirth olabiliyor. Yanınıza renkleri veriyor. Gri, sarı ve kırmızı. Başka bir renk var mıydı hatırlamıyorum. Artı ilkinde %2 HP veriyor. Diğerlerinde HP absorbe saldırı değeri falan veriyordu. Yanılmıyorsam. Çünkü uzun zaman önce böyle bir sistemde oynamıştım. Grup kutsama sistemi, tamam, bunlar basit şeyler. Efsun bilgisi sayfası, bunlar basit şeyler. İlgimi çekecek şeylere bakıyorum. Şu an sorunsuzluğu geçtim. Tamam. Evet, şimdi şuradan bakalım. Aşağıda Efsunlar sabit. Bu çok şaşırttı beni. Emek sorularında genelde sabit olmuyor. 8, 5, 12 oluyor. Ya HP 2000-2500. Bu kolaylaştırmış biraz. Zordan biraz orta emeğe düşebiliriz buradan. Bu çok güzel bir yenilik. Saçma sapan şeylere değinmeyeceğim açıkçası. Leş sayısı bana göre saçma sapan bir şey. Tamamen ego kasmak için. Evet arkadaşlar, yetki, savaş yetkisi verebiliyorsun. Oyuncuların girebilme girmeme, bu neredeyse günümüzde her serverda yapılmış var olan bir şey. Şeytan Kulesi ve Katakomb DC dolunca tekrar girme. Bekleme süresi DC oluyor arkadaşlar. Bekleme süresinin kaç olduğunu bilmiyorum açıkçası, bu serverda yazmamış onu da. Örümcek Barones var. Artı 6 itemler gösterişi. Ruh kemerleri. Gölge ruh kemerleri. Silevrim parşömenleri. Rebirth tecrübe yüzüğü. Aa, buradan düşüyormuş. Güzel. Arkadaşlar, yüzbaşından görev aldığınızda 3 tane buz görevi var. Onları kestikten sonra artık daha bir şey yapmıyorsunuz. Ve artık Rebirth tecrübe yüzüğüyle veya oyunda duruma şeyiniz, yani kastınız XP, oyun saati sizin Rebirth'inize ekleniyordu. 10 level son oluyor zaten. Yavrucak kutusu mor ve yeşil. Barones güzel. Güzel bir eklenti. Genel aynı. Başka bir şeye bakmıyorum mesela burada. İlgimi çekecek. Bu arada soğutma iksirleri, şeblemler 1 yıllık oluyor arkadaşlar. Artı satılmadığını düşünüyorum ben. Bakacağım şimdi ona da. Saç boyaları var. 3 günde ruhtan bağlıdır. Ruha bağlı sadece yeni soket eklenebilir ve soketteki taş çıkartılabilir. Aynı şey cevherler için de geçerlidir. Ruha bağlı. Ruhtan ayrılma sürecinde olan inşaat ticaret edilemez. Anladım. Arkadaşlar, yeni kilitli eşyaları, yani şu an kilitledim diyelim, 3 gün. 3 gün içinde sizde kalabilir, kullanabilirsiniz. Fakat efsun değiştirilemez, satılamaz veya silinemez. Çok güzel bir şey bu ya. Hoşuma gitti benim bu. Ruha bağlı eşyaları sadece yeni soket eklenebilir ve soketteki taş çıkartılabilir. Güzel. Hesap soyulmalarına gerçekten büyük bir önlem bu. Onun dışında NPC'ler gerçekten hoşuma gitti. Dolunay kılıcı, KDP falan. Güzel. Orta yemek için. Evet. Benim en çok, bana en çok saçma gelen şey burası. Biyolog sistemi. Göz ucuyla baktım ve dakikayı görünce şok oldum şu an. Orta emek serverlarda böyle bir şeyin olmaması lazım. Rekabet haline getirmek için yapmışlar büyük ihtimal. Fakat liderin notları 30 dakika, kırmızı hala 15, Kemgöz 30, 90 dakika, bilgelik 60 dakika. Arkadaşlar, yani Falis sahibi güzel düşünmüş fakat TR'ye benzetmeye çalışmış biraz, fakat bana kalırsa rekabeti arttırmaz bence bu ya. Biraz oyuncu kaybettirir. Düşünsene, yani her gelen de biyolog sınırlı mı falan. Zaten TR'den gelen arkadaşlar
En büyük sıkıntıları biyolog oluyor arkadaşlar. Bir de gelip burada beklemektense. Neyse bir gün değil işte. Ise 60 dakika 90 dakika. Biliyorsunuz biz Metin 2 oyuncuları sürekli 15-14 saat bilgisayarın başından kalkmıyoruz. Beceri kitabı takas üreti bilmeyin. Güzel. Çok güzel. Beceri kitaplarınız varsa şaman için. Savaşlar için değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. İsteğinize göre. Tanesi 1'em. Evet. Satıcıların yanına gitmeden açmanızı sağlayan sistem. Bu da çok güzel. Uzak satıcı. Güzel. Bunlar arkadaşlar yeni file listlerde en çok hoşuma giden de bunlardan yine bir hoşuma gidenlerden biri de şu. Pazar dekorasyonu. Toplam 8 adet dekorasyonu var. Bunu satın alabiliyor muyuz bilmiyorum ki satıldığını düşünmüyorum. Parşömen pazarlarımızın başında böyle melek gibi veya buzul çağı değişik şeyler çıkarıyor. Sorunsuz çevrim dışı pazarı var. İnşallah bunun da bug'ını çıkarmazlar. Öyle diyeyim. Evet, sorunsuz ticaret camı sistemi eşyalarınızı görebiliyorsunuz, aratıyorsunuz. Ama aynı CH üzerinde tabi. C1'deyken C2'nin satılan eşyaları göremezsiniz ki zaten çoğu itemler pazarlar C1'de kuruluyor biliyorsunuz. Onun için güzel. Bu da sistem de güzel. Gelişmiş envanter sistemi. Güzel. Aa şey var. Sınırsız arkadaşlarım. İstediğiniz kadar para biriktirebilirsiniz burada. Bunu fark ettim. Şimdi depomuzu saklayabilirsiniz. Parayı depoda atabiliyoruz. Güzel. Bologna Savaşı sistemi. Bu çok güzel ya. Abi ben bunu harbiden çok sevdim ya. Ciddi söylüyorum. İstediğimiz skoru karşılaştırırız. Bir savaş ayarlayacağımız zaman özellikle böyle rekabet. Büyük lonca arasında bir rekabet olunca bunu kendimiz ayarlayabiliyoruz. Mesela kanka 300 var mısın? 300 skorluk bir savaş ediyorsun. Max oyuncu sayısı yazıyorsun. Özellikle mesela 25'e 25 girelim diyen tipler var ya. Sonra bir grup şey giriyor. Bir lonca 40 giriyor. 50 giriyor. Şey yapıyor böyle. Döneklik yapıyor. Onun için çok güzel bir sistem olmuş. Engelleme şeyi var. Önce engelleme sistemi güzel. Ticaret onay sistemi lonca lideri. Bu saçma tamamen ego için. Lonca lideri. Neyse. Hızlı C sistemi tamam. Başka bir şey ne vardı? Oturma sistemi var ya. Yani ciddi söylüyorum. Daha hızlı derece kasılmazmış. İlk defa görüyorum bunu. Açıkçası. Burada ne var? Birebir turnuva haritası. Arena varmış burada arkadaşlar. 4 ring bulunan harita bir ringe düşürülerek her oyuncu için özel bir harita haline dönüştürüldü. Yani siz her vs attığınızda arena deyince buraya ışınlanıyorsunuz. Sanırsam. Daha önce görmedim ben bunu çünkü. 4 ring vardı bizim olduğumuz sorumda. Silah evrim sistemi. 5 farklı silah evrim aşamasıyla. Bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Evrim parşömeneli silahlarımızı geliştirebiliyoruz. Onun dışında evrim parşömeneli. Aynen silah evrim parşömeneli. Saldırı ve büyü değeri artıyor. Saldırı hızı. Kral Lonca tabi böyleymiş. Kostüm evrim sistemi var. Gereksiz ama güzel bir eklenti. Ejder sistemi de böyle arkadaşlar. Oyunu şuradan indireceksiniz arkadaşlar. Metin 2 bile isteği atacağım. Açıklama kısmına. Metin 2 Play. Hemen altında kayıt ol yerinden kayıt oluyoruz. Bir de bu serverda desteği gerçekten hoşuma gitti. İnşallah server açıldıktan sonra bozmazlar da böyle kendilerini. Hemen cevap veren ilgili insanlar. Ben konuştuğum GM'i. Aynı zamanda file'ları kendilerine ait arkadaşlar. Ne bir yerden çalıntı ne bir yerden satın alınmış. Kendileri emek verip öyle yapmışlar. Bu aslında şöyle bir durum. Oyundaki bug olanın daha fazla olması fakat daha çabuk düzeltilmesi anlamına geliyor. Buglar çıkabilir ama her an düzeltilebileceğine inanıyorum. Çünkü kendi failistleri her türlü sorunu çözebilirler ilgili kişiler. Destek hesap hırsızlığı burada güvenlik var. Güzel. Sayfa incelemesini yaptık. Metin 2 TR'ye benziyor. Şu tarafı, şu tarafı, şu tarafı her yere benziyor. Hayırlı olsun diyorum tekrardan soru kurucularına. Çekiliş linkini de atacağım arkadaşlar. Söylemedim tabii çekiliş yapacağımı. 5 dakika sonra bir çekiliş videosu çekiyorum arkadaşlar. Onu da bu videonun hemen altına linkini atacağım. Onun dışında arkadaşlar şöyle Narnia Esport, Narnia Loncası diye bir lonca açtık. Dağıttık arkadaşlar gece vefasını. Daha doğrusu biz çıkınca herkes gitti. Öyle diyeyim ben size. Burada bizimle oynamak isteyen arkadaşları yaş fark etmeksizin abilerimiz, kardeşlerimiz herkesi bekliyorum. Rage IP'sini de
Alttan yazacağım arkadaşlar. Metin 2 sayfası böyle. Artı 2500-3000 online düşünüyorum ben açıkçası. Şu an saat 20.47. Bakacağız. İnşallah daha fazlası olur. Daha fazla para kazanırlar. Daha fazla adlarını duyururlar. Hayırlı olsun diyorum tekrardan. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Metin 2 Play'de videolarımızın devamı gelecektir. Kendinize iyi bakın.